Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî alleme bil kalem ve allemel insâne mâlem yâlem. Vessalâtu vesselâmu alâ eşrefil enbiyâi vel murselîn. Seyyidina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Hayrul hadîsi kitâbullah ve hayrul hedyi hedyu Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrül umuri muhtesatuhâ ve kullu muhtesetin bid'a ve kullu bid'atın dalâle ve kullu dalâletin finnâr. Allahümme allimnâ mâ yenfe'unâ ve enfe'nâ bimâ allemtenâ ve zidnâ ilmen nâfi'an ve elhamdülillâh bis-sâlihîn. Âmin velhamdülillâhi rabbil âlemîn. Değerli dostlar, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bir tefsir dersinde yine birlikteyiz. Bugün sizlere El-Muhadaratu Sabi'atu ve Felasun, yani 37. muhadarayı açıklayacağız. Bu muhadaranın ana başlığı değerli dostlar, Hükmül Enfali fil İslam. İslam'da ganimetlerin hükmü başlığı altında Enfal suresinin 1., 2., 3. ve 4. ayetlerinin tefsirini yapacağız inşallah. Tefsire başlamadan önce değerli dostlar, bu 4 ayetin Türkçe mealini vermek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyorum. Yes'elûneke anil enfal. Sana ganimetler hakkında soru soruyorlar. Kulil enfalu lillahi ve rasûli. Fettegullaha ve aslihu zâte beynikum. Evet. Kulil enfalu lillahi ve rasulü. De ki ganimetler Allah ve Resulüne aittir. Fettegullaha, Allah'tan korkun. Allah'ın emrine karşı gelmekten sakının. Ve aslihu zâte beynikum. Aranızı düzeltin, ıslah edin. Ve atiullaha ve rasulehu. Allah ve Resulüne itaat edin. İmküntüm müminin, şayet inanıyorsanız, müminseniz Allah ve Resulüne itaat ediniz. İnnemel mu'minûnellezîne izâ zükirallâhu vecelet kulûbuhum. Ve bu 2., 3., 4. ayet-i kerimelerde Allah Teala hakiki manada iman eden hakiki müminlerin vasıflarını açıklıyor. İnnemel mu'minûne, inanan müminler o kimselerdir ki اَلَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ, Allah onların yanında zikredildiği zaman وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ, kalpleri ürperir, kalpleri titrer. وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اَيَاتُهُ, Allah'ın ayetleri onların yanında okunduğu zaman زَادَتْهُمْ اِيمَانًا, ve onların imanları artar ve imanda sebat ederler. Ve alâ rabbihim yetevekkelûn, ve onlar Rablerine tevekkül ederler, Rablerine güvenirler, Rablerine dayanırlar. اَلَّذ۪ينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, onlar namazı dosdoğru kılarlar. Ve mimma razıknâhum yunfikûn, ve onlara rızık olarak verdiğimiz mal, mülk, servetten de infak ederler. اُلَاكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ hakka, işte hakiki müminler onlardır. Lehum derecatun inde rabbihim. Evet, bu vasıfta olan hakiki müminler için Rableri katında dereceler vardır. Ve mağfiretun ve rızkun kerim, ve Rablerinin onları bağışlaması ve onlara çok mükemmel bir rızkı Allah Teala vaat etmiştir. Evet, böylece Enfal suresinin ilk 4 ayetinin Türkçe mealini açıklamış olduk değerli dostlar. Et-tahlilul lafziyyu, bu 4 ayette geçen bazı kelimelerin izahını yapacağız. Evet, el-enfalu, birinci kelime el-enfal kelimesidir. Evet, cem'u nefel, nefel kelimesinin çoğuludur. Bir tahriki, yani nefel, nefelüm şeklinde harekeli okunur. Vel-muradu bihihune, yani ayet-i kerimedeki bu nefel veya enfal kelimesinden murad edilen, kast edilen el-ganimetü, ganimettir. Yani savaşta elde edilen ganimettir. Gale lebidün, lebit şöyle demiştir. İnne takva rabbina hayrun, hayru nefelin,
Evet, Rabbimizden korkmamız bizim için en hayırlı ganimettir. Ve böyle Antara da şöyle demiştir. İnne ida ihmaral vayu nervi el kana ve naifu inde megasmil enfal. Böyle bir beyit söylemiş. Tabi bu beyitlerin gerçek manada anlamını şairin kalbinde gizli. Dolayısıyla Araplar şöyle diyorlar. El mana fi kalbi şair diyorlar. Yani şairin bu ayetin, bu beytin manası şairin kalbinde gizlidir. Ne kastettiğini o en iyi bilir şeklinde. Ve aslun nefli veya ve aslun nefli bir sükun, yani sükunla en nefli şeklinde ziyade manasına geliyor. Artma anlamına geliyor. Ve minhu salatun nafile, nitekim nafile namaz da buradan alınmıştır. Li'enneha, çünkü nafile namaz ziyadetun alel faridatil vacibeti, Allah Teala'nın müminlere farz kıldığı farz olan namazlardan daha fazla kılınan namazdır. Ve yusemma veledül veled, evet, veledül veled nafile, yani insanın çocuğunun çocuğu, torunu da nafile olarak isimlendirilir. Gale Teala, nitekim Allah Teala ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur. Ve vehebne lehu ishaqa ve yakube nafileten, evet, biz ona İshak ve Yakub'u nafile olarak lütfettik, verdik, bahşettik. Ve tüsemme el ganime nafile, evet, ganimet de nafile olarak isimlendirilmiştir. لِأَنَّهَا زِيَادَةٌ فِي مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لِهَذِهِ الْاُمَّةِ, çünkü ganimet Allah Teala'nın bu ümmete helal kıldığı şeylerin üzerinde olan, onlardan başka bir, efendim, Allah'ın lütfu olduğu için bu şekilde ifade edilmiştir. مِمَّا كَانَ مُحَرَّمًا عَلَى غَيْرِهَا, nitekim önceki milletlere bu haram idi. Allah Teala ümmeti Muhammed'e ganimeti helal kılmıştır. Ve fil hadisi, nitekim hadiste de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Uhullet liyel ganaimu, bana ganimetler helal kılındı. Velem tuhalle li ahdin kabli, benden önceki hiçbir millete, hiçbir peygambere helal kılınmamıştır. Ve hune selasetü elfazın, ve burada üç tane lafız vardır, üç kelime vardır. Birincisi ennefelü, ikincisi elganimetü, üçüncüsü de elfeyü. Evet, bunları açıklayalım teker teker. Enneflü veya ennefelü, ezziyadetü, ziyade, fazlalık manasına geliyor. Kema beyyenna, açıkladığımız gibi. Ve tedhulu fihi el ganimetu eyden, buna ganimet de girmektedir. Li enneha ziyadetun uhillet li hadihil ümmeti hasaten, özellikle bu ümmete, ümmeti Muhammed'e helal kılınmış olan bir fazlalıktır, ziyadedir. Ganimete gelince vel ganimetu ma uhide min envalil kuffar bi kıtalin, savaşla kafirlerin malından elde edilen şeylere ganimet denilmektedir. Ve ammel fey'u, fey kelimesine gelince, fehuve ma uhide bi gayri italin, savaşılmadan alınan mal mülke de fey denilmektedir. Gale Teala, nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur bu hususta, Haşr suresi 6. ayet-i kerimede. Ve ma efa Allahu ala rasulihi minhum, فَمَا اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ, Allah'ın onların mallarından peygambere vermiş olduğu ganimetler için siz at ve deve koşturmuş değilsiniz şeklinde. وَمَا اَفَا اللّٰهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ. Evet, تَتَّقُ اللّٰهَ, bu ifadede Allah'tan korkun, Allah'ın emrine karşı gelmekten sakının anlamında.
İmtisali evamirihi, yani emirlerini yerine getirmekle, ve iştinabi nevahihi, ve yasaklarından da uzak durmak suretiyle Allah'tan korkun. Ve aslu takva, takva kelimesinin aslı, en yec'aler racülü beynehu ve beyneşşeyi ellezî yehâfuhu dikayeten, evet, takvanın asli manası bir kişinin kendisiyle korktuğu şey arasına bir korunak koymasıdır, bir set çekmesidir. Vel muradu en yettegiye azaballahi bitaatihi, yani burada murad edilen Allah'a itaat etmek suretiyle Allah'ın azabından sakınmak, korunmak kastedilmiştir. Ve yettegî gadabehu bintisâli evamirihi, yani Allah'ın emirlerine uymak suretiyle Allah'ın gazabından sakınmaktadır. Kale İbnül Verdi, İbnül Verdi şöyle demiştir. Vettegillâhe, Allah'tan kork. Fetekvallâhi ma caveret kalbe imri'in illa vasele. Evet. Eğer bir kişinin kalbine Allah'tan korkma, takva ulaşırsa gerçekten o kişi Allah'ın emirlerine tam manasıyla imtisal eder, uyar. Leyse men yaktau turugan batala, yol kat eden kişiye kahraman denilmez. Kahraman yol kat eden, mesafe kat eden kişi değildir. İnnemâ men yettegillâhel batal, Allah'tan gereği gibi korkan kişi gerçek manada kahramandır. Evet. Zâte beynikum, zâte beynikum, ehvalu beynikum, yani aranızdaki durum, haller manasındadır. Yani ma beynekum minel ehvali hatta tekûne ehvalu ulfetin ve muhabbetin ve ittifadin, yani aranızdaki durum, ülfet ve sevgi ve birlik ve beraberlik hali olsun anlamındadır. Vel beyn fil luga, lugatta sözlükte beyn kelimesi, yuttaku alel vasli, yani insanların aralarının uygun olması, bitişik olması, ülfetli olması anlamındadır. Vel iftiragu ve iftirak ayrılık ise, fakat cema'al maniyani fi kavli şair, evet, nitekim bu iki manayı şairin şu sözünde cem ettiğini, birleştirdiğini görüyoruz. Fevallahi levlel beynu lem yekunul heva ve levlel heva ma hanne lil beyni alifu. Evet, yine el mana fi kalbi şair diyoruz değerli dostlar. Evet, bu beytin manası şairin kalbindedir. Vecilet kulubuhum, evet, vecilet kulubuhum ifadesinin anlamı, ey feziat lezikrihi, Allah'ın zikredilmesiyle ürperdi, kalpleri ürperdi manasındadır. Ve kşa'arrat işfagan min azametihi ve celalihi, Allah'ın azameti ve yüceliği karşısında korktu ve ürperdi, titredi manasındadır. Ve aslül vecil, vecil kelimesinin asli manası el havfu vel feza'u, evet, korkmak ve endişe etmek anlamındadır. Gale Teala, nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur. İnna minkum veciluun, evet, biz sizden endişe ediyoruz, biz sizden korkuyoruz. Galu, dediler ki, la tevcel, korkma, endişe etme. İnna nübeşşirüke bi gulamin alim, biz sana halim selim bir erkek evladı müjdeliyoruz demişlerdir. Zâdethum imanen, zâdethum imanen, ey zâdethum tebaten fil iman, yani imanda sebatları arttı anlamındadır. Ve kuvveten fil itminan, mutmain olmada kuvvetli bir şekilde kalplerinde güven arttı anlamındadır. Ve neşaten fil amali saliha, ve dolayısıyla salih ameller işlemeye çaba ve gayretleri arttı anlamındadır. Fakat istedelle cumhuru bihadihi, nitekim bu ayet-i kerimeden
cumhur ulema şu delili çıkartmışlardır. Ve eşbahiha ala ziyadetil iman, yani bu ayetten zadethum imana ayetinden cumhur ulema imanın artacağını yapmıştır, ifade etmişlerdir. Fel imanu yezidu ve yentabisu, iman artar ve eksilir. Yezidu bit taati, evet, itaatlerle, ibadetlerle iman artar ve yentabisu bil maasi, işlenen günahlarla da iman zayıflar, noksanlaşır. Kema nebbehe aleyhil Buhari, nitekim konuya Buhari de dikkati çektiği gibi. Yetevekkelun, ey yatemidune aleyhi, yani ona itimat ederler. Ve tevekkül alallah, Allah'a tevekkül etmek manası şiarul müminin, el muttakin, evet, nitekim Allah'a tevekkül etmek müminlerin, muttaki kulların şiarıdır, özelliğidir. Gale Allah Teala, nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur. Ve tevekkel alel hayyillezî lâ yemût, asla ölmeyen, diri olan Allah'a tevekkül et. Yugîmûne salâte, evet, yugîmûne salâte, bu ifadenin manası ey yueddûneha kâmileten, mukavvemeten, tammeten, tammetel erkâni ve şurûti, evet, şartları ve rükünleri tam olarak mükemmel bir şekilde namazı eda ederler anlamındadır. Velem yegul yueddûne salate, bu ayet-i kerimede namazı eda ederler anlamında yueddûne salate ifadesi kullanılmamıştır. Ev veyahut da yusallûne, namaz kılıyorlar ifadesi kullanılmamıştır. Li'ennehu leysel muradu eda'us salat fahaseb, zira burada kastedilen hakiki müminler sadece namazı eda etme kastedilmemektedir. Belil muradu, burada kastedilen, yani yugimune salate ifadesinden kastedilen el ityanu biha alel veçhil kamil minel itminani veşvel huşu'i ve eda'il erkani, rükünlerini tam yerine getirmek ve huşu ve huzu içerisinde mükemmel bir şekilde namazı eda etmek anlamına gelmektedir. Elleti evcebehallahu, Allah'ın farz kıldığı şekilde namazı mükemmel bir şekilde yerine getirmek anlamındadır. Ve hâdâ huvessirru fit tabiri fi kesirin minel âyâtil kerimeti, nitekim Kur'an-ı Kerim'deki birçok ayet-i kerimede ekamus salate denilmekte veya yugimuna salate denilmektedir. İşte buradaki sır budur. Bu mana anlaşılması gerekir. Fefem ra'akallahu, evet, bu hususu çok iyi anla. Allah seni muhafaza etsin. Derecat kelimesine gelince değerli dostlar, derecat ey menazilu ve mukamatun aliyetun fil cennet, yani cennette yüksek makamlar ve menziller anlamındadır. Makamlar anlamındadır. Mağfiretün kelimesi ise mağfiretün ey tecavüzün an seyyiatihim, yani mağfiretün Allah Teala mümin kullarının günahlarını ne yapar? Bağışlar. Onların günahlarını affeder anlamındadır. Ve rızkun kerimun ve huve ma e'adde lehum min na'imil cenne, yani rızkun kerimun anlamı Allah'ın cennette mümin kullarına hazırlamış olduğu nimetlerdir. Vel arabu yasifune ellezine la kubha fihi, Araplar çirkinlik olmayan şeyleri nitelendirirler. Ve la darara, herhangi bir çirkinlik, herhangi bir zarar olmayan şeyleri bi ennehu kerimun, kerim olarak ne yaparlar? Nitelendirirler, vasıflandırırlar. Evet, böylece ayetlerde geçen kelimelerin izahını yapmış olduk değerli dostlar. Elmanel icmali, ayetlerin toplu manası şöyle, yani Enfal suresinin birinci ayet kelimesinden dördüncü ayete
Dördüncü ayetle birlikte icmali toplu manası şöyle: Yegurullahu Celle ve Azze ve Celle, şanı yüce olan Allah Teala şöyle buyuruyor: Muhatiben Resulehül Kerime, o yüce, o değerli elçisine, peygamberine hitap ederek, Yes'elüke ashabuke ya Muhammed, ey Muhammed, senin ashabın sana soruyorlar. An hadihil ganaimi, bu ganimetler hakkında sana soru soruyorlar. Elleti ganimteha fi evveli mareketin, evet, vaka'at beyneke ve beynel müşrikine, müşrikler ve senin aranda meydana gelmiş olan ilk savaşta elde ettiğin ganimetler hakkında sana soru soruyorlar. Ve hiye ganaimu Bedrin, ve burada kastedilen Bedir Savaşı'ndaki elde edilen ganimetlerdir. Limen hiye, yani bu ganimetler kimin içindir? Ve ma hukmuha, bu ganimetlerin hükmü nedir? Ve keyfe tukassemu, ve bu ganimetler nasıl taksim edilecek, dağıtılacaktır şeklinde sana soru soruyorlar. Fekullehum, onlara de ki, hiye lillahi velir rasuli. Evet, o ganimetler Allah ve peygamberine aittir. Yahkumu fiha Allahu azze ve celle bi hükmihi. Evet, Allah Teala ganimetler konusunda kendisi hüküm vermektedir. Ve yukassimuha er-rasulü sallallahu aleyhi ve sellem, peygamber de o ganimetleri dağıtmakta, paylaştırmaktadır. Ala hasebi teşri'illahi, Allah'ın, şanı yüce olan Allah'ın koymuş olduğu kurallara göre Allah'ın elçisi de onu paylaştırmaktadır. Fettegullâhe, Allah'tan korkun. Ve la tahtelifu, ve ihtilafa düşmeyin. Ve la tetenâze'u fî şe'niha, evet, ganimet konusunda aranızda çekişmeye girişmeyin. Aranızda çekişmeyin. Lienne zâlike yûcibu sahatallah, çünkü bu Allah'ın gazabını gerekli kılar. Ve gadabehu aleykum, Allah Teala'nın size gazap etmesini sağlar. Ve yud'ifukum emame aduvvikum, ve ayrıca çekişmeniz, ganimetler konusunda aranızda çekişmeniz, ihtilafa düşmeniz, düşmanlarınız önünde sizin zayıflamanızı sağlar. Ve rubbe ma kâne ihtilafukum sebeben li tahrimiha aleykum, belki bu ihtilafınız bu ganimetlerden mahrum kalmanıza sebep olabilir. Kemâ kânet harâmen alâ men kâne kablekum, nasıl ki sizden önceki milletlere ganimet haram idi, dolayısıyla sizin de bu ganimetlerden mahrum kalmanıza sebep olabilir. Fakat kânetil ganâimu muharrameten alel ümemis sâbigati, nitekim önceki milletlere ganimetler haram idi. Fe ahallahallahu lihadihi ümmeti rahmeten biha ve tesiran aleyha ve avnen leha alel cihadi fi sebilillah. Evet, dolayısıyla ehalleha, Allah Teala ganimetleri helal kıldı. Lihadihi ümmeti, bu ümmete rahmeten biha, ümmeti Muhammed'e rahmet sebebiyle, ve tesiran aleyha, ümmeti Muhammed'e bir kolaylık olsun diye, ve avnen leha alel cihadi fi sebilillah, Allah yolunda cihat etmelerine yardım maksadıyla Allah Teala ganimetleri ümmeti Muhammed'e helal kılmıştır. Fakat galen sallallahu aleyhi ve sellem, nitekim Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de bu konuda şöyle buyurmuştur: Uhillet liyel ganaimu, ganimetler bana helal kılınmıştır. Velem tehulle li ahadin kabli, benden önce hiç kimseye, hiçbir millete helal kılınmamıştır. Fela tahtelifu eyyuhel mu'minune, ey müminler, ey inananlar, fi şe'niha, ganimet konusunda asla ihtilaf etmeyiniz. Vela tetenaze'u fi emriha, evet, ganimetler hususunda asla birbirinizle münakaşa etmeyiniz, çekişmeyiniz. Ve ati'ullâhe ve rasûlehu fi kulli ma ye'murukum bihi, size emrettiği her konuda Allah ve Resulüne itaat ediniz. Veştenibu nevahihi fi kulli ma yuhadzirukum bihi anhu,
Allah'ın sizi sakındırdığı ve yasakladığı her konuda da yasaklarına harfiyen uyunuz ve yasaklarından uzak durunuz. Hatta tenalu derecatil aliyete fil cennet. Böylece cennette yüksek derecelere nail olursunuz. Ve tekunu minel müminine sadıkine fi davel iman. Ve böylece iman davasında sadık müminler olursunuz. Sümme beyyenallahu azze ve celle, sonra Allah Teala açıklamıştır. Efsafel müminine, müminlerin vasıflarını ayetlerde açıklamıştır. Müminlerin özelliklerini açıklamıştır. Ve hatemaha bima e'addehu lehum minel cezail kerimi fil ahireti fi daril na'imi elleti fiha ma la aynun ra'at ve la uzunin semi'at ve la hatara ala kalbi beşerin. Evet, sümme beyyenallahu azze ve celle, şanı yüce olan Allah açıklamıştır. Efsafel müminine, müminlerin özelliklerini, vasıflarını açıklamıştır. Ve hatemaha ve ayetlerin sonunda da şöyle bir açıklamayla bitirmiştir. Bima e'addehu lehum minel cezail kerim fil ahire, ahirette onlara hazırlamış olduğu o bol mükafatı Allah Teala açıklamakla ayetleri sonlandırmıştır. Fi daril naim, nimet yurdunda, cennette, ahirette müminler için hazırladığı nimetleri, elleti fiha, öyle nimetler ki cennette Allah Teala müminler için, hakiki müminler için öyle nimetler hazırlamıştır ki ma la aynun ra'at, hiçbir gözün görmediği ve la uzunun semiat, hiçbir kulağın işitmediği ve la hatara ala kalbi beşer, hiçbir beşerin kalbinden bile geçirmediği nimetleri Allah Teala müminler için hazırlamıştır. Allahümme ec'alna mines su'edâil ebrar. Ya Rabbi, bizleri mutlu olan o bahtiyar müminlerden eyle. Ve ekrim nüzulena fi daril karar. Evet, o karar yurdu olan cennette bizim yerimizi mükemmel kıl. İnneke semî'un mucûbü'd du'a. Şüphesiz ki sen duaları işitensin. Dualara icabet edensin. Evet, böylece bugünkü dersimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz değerli dostlar. Yine şu duayla bugünkü dersimizi bitirelim inşallah. Allahümme fehimna esrarel Kur'an-ı kema tuhibbu ve terda ve vefikna li hidmeti. Ey Allah'ım, Kur'an'ın sırlarını sevdiğin ve razı olduğun şekilde anlamamızı nasip eyle. Bizleri ona hizmet etmede muvaffak kıl. Rabbim, bizleri öğrendiklerimizle amel edip rızasına eren salih kullarından eylesin. Amin, amin, amin. Bi hürmeti seyyidil murselin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi teala el Fatiha.